Merhabalar. Bugün sizlere enginar dolması tarifleyeceğim. Kendi tarifim olan enginar dolmasını tarifleyeceğim. Yani benim reçetemle olan enginar dolması. Ne kadar çok enginar dolması dedim bu arada. Bildiğiniz gibi enginar Ege'nin coğrafi işaretli bir bitkisi. Değilse de ben işaretliyorum ki bakmadım ama işaretli olduğunu düşünüyorum. Bilhassa da kıyı Ege'nin, İzmir'in mesela incisi. Çok seviyoruz. Enginar iç kısmı, pürsü bir dokusu var. O dokuyu temizliyorsunuz, yapraklarını kesiyorsunuz, dış kısımdaki yıpranmış yaprakları ayıklıyorsunuz, sapını da kesip bu şekilde dolmalık hale getiriyorsunuz. Daha sonra bilindik dolma içi hazırlıyorsunuz. Fakat burada benim lezzet 3 tane lezzet farklılığı sayacağım. Öyle söyleyeyim. Ben nasıl yapıyorum? Ben kıymayla birlikte kuş gözü kadar doğradığım kuşbaşı etlerden kuş gözü kadar doğradığım et de katıyorum kıyma ile birlikte ve tek çekimlik kıymadan yapıyorum kıymasını. Diğerini de zaten etten doğruyorum kendim. Onun haricinde yeşil soğan katıyorum. Varsa yeşil nane katıyorum. Bu şekilde içte bu kadar farklılık var. Fakat meyanesinde yani terbiyesinde ise unu kavurmuyorum. Unla değil, direkt tarhana ile yapıyorum. Yalnız burada bir püf noktası tarhanayı önce çorba şeklinde pişiriyorsunuz. Yoksa topaklanır ve sizi zorlar. Dolayısıyla böyle değişik benim reçetemle eski Yunan ve Roma tarihinden beri bilinen, kral sofralarını süsleyen ve en bilindik yararı karaciğer dostu olan bir enginar tarifledim. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Bilhassa benim tarifimle gerçekten çok lezzetli. Yediğinizde bana dua edeceksiniz.